Herkese yeniden merhaba. Bayağı bir önce çekmiştim bu videonun part birini. Daha doğrusu bu birleşik bir video olacaktı ama o kadar uzun sürdü ki iki part halinde yapmaya karar verdim. Bir önceki videoda makyaj malzemelerimi düzenlemiştim. O videoyu izlemediyseniz şuradan izleyebilirsiniz. Şimdi de cilt bakım ürünlerimi toparlayacağız. Bu videoda ben oturuyor olacağım. Diğerinde birazcık daha hem dolabı düzenledik hem ayıkladık. Ama ben aradan uzunca bir vakit geçtiği için artık gerekmeyenleri çoktan attım. Onları sizinle yine paylaşırım. Arada aklıma gelenler olursa söylerim. Ama şu anda güncelde kullandığım cilt bakım ürünleri var. Bunlar yine birazcık karıştılar. Onları kategorize edip şöyle yine bir kontrol edip tarihi geçen veya kullanılmayan bir şey kaldıysa aralarında onları da atacak şekilde bir cilt bakım ürünleri düzenleme ve sizlerle paylaşma videosu olacak bu. Hemen başlayalım. Şimdi şöyle iki adet kutum var. Bunların içi olduğu gibi dolu. Burada biraz daha saç ürünleri de var içinde. Cilt bakıma dahil olduğu için onları da koydum. Burada da maskeler, temizleyiciler, jeller, curtlar her şey var. Şimdi ben elime ne gelirse başlıyorum. En favorilerimden başlayacağım. Çünkü direkt algıda seçicilik, onlar hakkında konuşmak istiyorum gördükçe. Hemen başlayalım. İlk olarak özellikle bu sene bütün videolarımda neredeyse bahsettiğim Kiehl's'ın bu krem sürülebilir koltuk altı deodorantından bahsetmek istiyorum sizlere. Terleme probleminiz varsa bu ürün birebir. Bu ürünü aldığımdan beri kafam çok rahat. Hiçbir şekilde terleme, bir kıyafette herhangi bir deodorant lekesi vesaire bir şey bırakma durumu söz konusu değil. Aynı zamanda da çok çabuk emiliyor ve çok güzel kokuyor. Sabah sürüyorsam o gün içerisinde başıma bir şey gelmeyeceğini bildiğim tek ürün bugüne kadar. Kesinlikle %100 tavsiye ediyorum. Ben de stoklu şekilde bulunuyor. Hatta yılbaşına girmeden belki birkaç tane daha alırım. Zam gelir gelmez ne olur belli olmaz. O yüzden sizin de böyle bir ürüne ihtiyacınız varsa denemeniz gereken ürün bence kesinlikle bu. O yüzden bu benimle kalıyor tabii ki de. İkinci ürünümüzden de çok memnunum ve bu ürün beni çok şaşırttı gerçekten. Ben dudaklarım çok koptuğu ve parçalandığı için şöyle bir ürün almıştım Norveç'ten. Bu ürün sanırım İngiliz markası. B7 mi ne? Aynen şu marka. Hepiniz görmüşsünüzdür. Sanırım Rossmann'da ya da böyle değişik kozmetik marketlerde var. Watson's Gratis'te olup olmadığından emin değilim ama neyse yani bulabilirsiniz neticede. Bu ürün çok iyi geldi. Ya benim aslında Norveç'ten bir dudak ürünü alma amacım tabii ki de Norveç çok soğuk bir yer olduğu için oradan alayım ve kesin çok iyidir gibi bir düşünceyle gittim. Ama Norveç ürünü bulamadım mağazada. Bu da uygun fiyatlı ve çok çeşitli bir üründü. Denemek istedim, buna bir şans vermek istedim ve inanır mısınız şu anda evde La Mer varken ben bunu kullanıyorum. Çünkü müthiş. Müthiş ötesi gece maskesi. Gece sürüyorsunuz, sabah zaten dudaklarınız bayağı yumuşak ve şişkin bir formda oluyor. Ancak ben bunu gün içinde de lip balm yerine kullanıyorum. Bilmiyorum yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım. Siz kullanma talimatlarına bakarsınız eğer alacak olursanız ama bence çok kuru dudaklara sahipseniz çok uygun fiyatlı ve çok güzel bir ürün. Kesinlikle tavsiye ediyorum. La Mer demişken La Mer'e gelelim. Beni üzen, çok üzen bir ürünle devam edelim. La Mer'in asla gece maskesini varsa bilmiyorum ya da işte balmını, kremini neyse güzel bir şeyini bulamadım. Bana sürekli bunu önerip duruyorlardı her Sephora'da. Yani bu Laneige'in aslında ürünleri çok ünlü bu konuda. Onları ararken bana her zaman bunu öneriyorlardı. İşte stokta yoksa Fenty'nin de varmış galiba. Her neyse yani ben bakarken her seferinde buna yönlendiriliyordum ve bu kadar para vermek istemiyordum buna. Bir noktada artık dedim ki okey yani sorunum çözülecekse alayım kurtulayım. Şöyle bir ürün. Dertleniyorum. Yani kötü diyemem ama asla bu fiyatı hak edecek bir ürün değil. Bu bir dudak peelingi. Ama çok ince ve böyle ne dudağınızda eriyor ne ertesi güne bir etkisi oluyor bilmiyorum. Yani oradaki satan kişi ayda bir kullansanız bile yeter bütün sorunlarınız bitecek diye bunu sattı. Kötü diyemem ama herhangi bir dudak peelinginden o kadar da farkı yok. Sakın 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 bu tuzağa düşmeyin. Almak istiyorsanız alın ama ben çok direndim. 1-2 yıl almadım. En son dedim ki herhalde bir şey var bunda yani bir alalım. Hiç de bir şey yok arkadaşlar. Almanıza gerek yok. Şöyle bir aplikatör çıkıyor içinden. Bununla ürünü alıp dudağınıza peeling yapıyorsunuz.
bu kadar. Kullanıyor muyum? Kullanıyorum tabii ki ama bitince bir daha alacak mıyım? Hayır, almayacağım. Belki lanej deneyebilirim, bilmiyorum. Bunun için ben cildiye bile gittim. Bu kadar büyük bir dudak kuruma problemim var. Dudaklarım her gün şurası özellikle parça parça ve çok büyük parçalar halinde dökülüyor. Cildiye'den de bana Bioderma'nın bir lip balmını verdiler. Onu da burada bir yerde görürsem gösteririm. Şu anda gözüme çarpmadığı için gösteremiyorum. Bu arada burada eksikler olabilir. Çünkü dağılan sağda solda çantamda orada burada olan ürünler de var tabii ki de. Onlar da yeni bir video olarak belki çekerim. Çok sayıda yoksa da çekmeme gerek yok. Zaten çoğunluğu burada ürünlerin. Neyse, ne diyordum? Bioderma'nın bir lip balmını verdi. Tabii ki çok yaramadı. Yani kötü mü değil ama yine bu problem çözülmedi. Eczanedeki kişi dedi ki Hametan'la Bepanten'i karıştırın. İşte bir onu deneyin falan filan. Yok yani bu bir şekilde çözülmüyor. Madecasol falan sürüyorum ki artık orada bir cilt kendini yenilesin. Çünkü yara halinde de oluyor çoğunlukla. Velhasıl kelam bu ürün bu problem için bir çözüm değil. Almanıza gerek yok. Bu üründen de bahsetmiş oldum, bu vesileyle geçiyoruz. Origins'in bu siyah kil maskesi. Bunu zaten senelerdir görüyorsunuzdur. Oldukça standart bir ürün. Ben de standarttan şaşmamak adına bu ürünü alıyorum her seferinde bittiğinde. Çünkü daha öncesinde Glam Glow'un maskelerinin bende ciddi alerji yaptığını sizlerle paylaşmıştım önceki videolarımda. Ciddi bir yanma, ciddi bir kızarıklık, çok enteresan bir hissiyat kesinlikle bana gelmemişti. Neyse ki deneme setini almıştım. Bütün ürünlerinden olan, ufak boylar olan bir setti bu. Büyük boylarından alıp da böyle bir şeyle karşılaşsaydım gerçekten çok üzülürdüm. Bu ürün bence fiyat performans olarak oldukça başarılı. Origins olmayabilir. Başka yine bir tık daha temiz diyebileceğimiz ya da güvenilir diyebileceğimiz bir markadan da kilinizi tercih edebilirsiniz. Bence bir cilt bakım rutininde olmazsa olmaz şey kesinlikle kil maskesi. Çünkü zaman zaman gözeneklerde biriken bütün kirleri atmak gerekiyor. Özellikle duştan sonra gözenekleriniz genişledikten hemen sonra böyle bir 20 dakika kadar bekletip yıkamanız bence en büyük cilt bakımı olacaktır diye düşünüyorum. Ben çoğunlukla böyle bir cilt bakım rutini uyguluyorum. Şu ana kadar da bir problem yaşamadım. O yüzden herhangi bir kil maskesini almanızı tavsiye etmekle beraber birazdan bahsedeceğim kil maskesini almıyorsunuz. Origins'i öneriyorum. Kiehl's vesaire gibi markalara da bakabilirsiniz. Şimdi o rezil kil maskesine gelelim. Cemil Efendi. Who are you? Cemil Efendi. Ay! Dök gördünüz mü bilmiyorum. Bak telefonumun içinde her... Ay üstüm başım... İşte sorun bu. Katır kutur bir kil var bunun içinde ve şey değil yani, ne var ki doğal kil, suyla karıştırayım süreyim, böyle değil ya. Çok garip bir kıvam alıyor bu ürün ve süremiyorsunuz, patır patır dökülüyor. Ne kuruyken muhafaza edebiliyorsunuz, ne ıslatınca bir işe yarıyor yani. Korkunç. Ben bunu aslında hamam sonrasında falan iyice doğal doğal olsun diye almıştım. 25 liraya da almışım ama gördüğünüz gibi yani böyle bir şey yok. Ben bunu atsam mı ne yapsam bilmiyorum. Belki vücut için kullanıp sonra komple duşa girip bütün vücudumu yıkayıp bunu bitirip çıkabilirim. Çünkü atmak da istemiyorum ama bu kullanılacak gibi bir şey değil yani. Ben bunu bir kenara ayırayım. Önümüzdeki hafta içinde bunu vücut maskesi olarak kullanıp bitireyim bence. Siz de kesinlikle almıyorsunuz. Vallahi her yer kil oldu ya. Öf. Rezillik. Evet, herkesin dolabında olmazsa olmaz bir ürünle devam ediyoruz. Bu ürün eczaneden satın alınan bir ürün ve bilmiyorum ilaç kategorisinde mi ki muhtemelen öyle. O yüzden bu bir tavsiye değil. Doktorunuza mutlaka danışın ya da eczacınıza danışın. Madecasol. Madecasol bütün yaralarda, işte cilt kusurlarında, çatlaklarda, yeni başlayan çatlaklarda tabii ki. Benim her zaman kullandığım, şurada şu an bir yaram var mesela, iz kalmaması için ona da sürüyorum. Haberiniz yok suyda, yok suyda, yoktuysa diye söylüyorum. Bu ürünü mutlaka edinin ama önce doktorunuza ya da eczacınıza mutlaka sorun. Bu arada bu videonun içerisinde ismi geçen ya da gördüğünüz hiçbir ürün reklam değil. Hepsini kendime aldım. Sadece kendi deneyimimi paylaşıyorum. Bilginiz olsun. Şimdi yine dermatoloğun bana önermiş olduğu ve ilaç kategorisinde olan vücut sivilcelerinizi gidermek için kullanabileceğiniz bir üründen bahsedeceğim. Yine doktorunuza ve eczacınıza mutlaka danışıyorsunuz. Kesinlikle tavsiye değildir. Bu videoda
benim cilt bakım ürünlerim arasında ne var sizlere gösterdiğim için bu ürünleri sizlere gösteriyorum ama kesinlikle bunların hepsinin kullanılması gereken durumlar, kullanılmaması gereken durumlar mevcut. Zaten biliyorsunuz, uzatmayacağım, biriyle güneşe çıkamazsınız, birini şununla beraber kullanamazsınız gibi gibi durumlar var. Ama ben kullanıyorum, haberiniz olsun. Sadece bunu belli etmek için bu videoda yer veriyorum bu ürünlere. Evet, bahsettiğimiz ürün şu, Sivex. Prospektüsüne göre günde 2 kere gibi bir kullanımı var ama benim cildiyecim bana günde 1 kere ve akşam kullanmam gerektiğini ve sabah mutlaka yıkamam gerektiğini söyledi. Cilt sivilceleri için muazzam başarılı bir ürün. Sanırım yüz için de kullanılabiliyor ama bir bilgim yok. Sizi yanlış yönlendirmek istemem. Doktorunuza ya da eczacınıza mutlaka bu ürünü sorun derim bir sivilce problemi yaşıyorsanız. Belki size de önerecektir. Sormadan kullanmıyorsunuz. Devam edelim. Son zamanlarda benim cilt bakım rutinime yeni eklenen bir üründen bahsedeceğim size. Kiehl's'ın böyle içerisinde Amazon beyaz kili olan bir toniği. Bu ilk başta bana çok saçma gelmişti çünkü içinde kil var ve yüzünüze sürüyorsunuz ama yıkamıyorsunuz. Bir soru işaretiydi bu benim için. Sonrasında oradaki satış danışmanından öğrendiğim kadarıyla bu ürünü pamukla değil de elinize az miktarda koyup öncesinde çalkalayarak şu şekilde tampon hareketlerle çok bastırmadan uyguladığınızı söyledi. Bu da bana normal bir toniğe göre belki daha farklı bir etki yaratabilir ve gözeneklerimi daha iyi temizler düşüncesiyle bu ürünü aldırdı. Bu ürünü çok çok düzenli kullanmadığım için kesinlikle alın ya da aman asla almayın diyemeyeceğim ama ben genelde bireysel olarak Kiehl's ürünlerinden memnun kalıyorum ve enteresan bir ürün ve özellikle de gözenek problemi olan kişiler için üretilmiş. Bu sebeple böyle her şeyi denedim. Özge bir de farklı bir şey de bulunsun evde diyorsanız bir bakabilirsiniz. Benim ilgimi çektiği için aldım. Şu an güncelde kullandığım tonik bu ama bunun şöyle bir handikapı var bence. Biz alışmışız ki bunu pamuğa dökelim, çatır çutur cildimizi misaların üstüne ya da yıkamanın üzerine silelim, bütün işimizi bitirelim. Bunda öyle olmuyor olması birazcık rahatsız edici. Yani çok pratik bir ürün değil. Bunu ne tatilde bence rahat kullanabilirsiniz ne de evde böyle az zamanınız varken hiç bir şeye dikkat etmeden kullanabilirsiniz diyeyim. Doğru bir cümlemi kurdum emin değilim ama anladınız siz beni. Yani birazcık pratik olmayan bir ürün. O sebeple hani düz bir tonik de alabilirsiniz. Yani çok çok etkisi olacağını sanmıyorum ama içinde birebir kirlerin olması benim gözeneklerimin daha iyi temizleneceği düşüncesini bana aşıladı. Bakarız süreçte bunu daha yarısına bile gelmedim. Yani çok az kullandım. Yarısını geçtikten sonra size Instagram üzerinden bir güncelleme veririm. Bu arada beni Instagram'dan takip etmiyorsanız Ozge İpeksoy hemen takip ediniz ve kanalıma abone değilseniz kanalıma lütfen abone olun. Beni izleyenlerin yüzde çok büyük bir kısmı abone olmayarak izliyor. Bu da beni çok kırıyor. Haberiniz olsun. Evet, saç dökülmesi problemi yaşayanlar için önerebileceğim bir ürünle geldim. Bu ürünü çok yakın zamanda satın aldım. Hatta bir önceki vloglarımdan birisinde bir market alışverişimi gösterirken ve eczane alışverişimi gösterirken denk gelmişsinizdir bu ürüne. Umarım işe yarar diye sizlere söylemiştim. Ve bu ürünü neredeyse bitirmek üzereyim ki bence video bir anda duruverdi. Neyse devam ediyorum. Açıda küçük bir değişiklik olabilir. Panik oldum çünkü ne oluyor diye. Evet, Revox'un bu saç serumundan bahsediyorduk. Artık bu ürünle alakalı sizlere pozitif feedback verebilmemin zamanı geldi diye düşünüyorum. Lakin şöyle bir durum var. Bence dibi saç dökülmesi yaşadığım için sebebini bilmiyoruz. Bir sürü ürünü aynı anda deneyimliyorum. Yani hangisi daha çok etki etti noktasında en çok bu ürünü kullandığım için bence bu ürün etki etti ve ilk bu ürünü kullanmaya başladığım için bence bu ürün etiketti ama onun dışında o vlogtan bu zamana kadar geçen vakit içerisinde bir kere Bemix kürü yaptım saçıma. Ayrıca biyotin içmeye başladım. Bunların hepsinin muhakkak etkisi vardır ama bu bahsettiklerimi hiçbir zaman bunun kadar düzenli yapmadım ve bunun kadar uzun süreli yapmadım. Dolayısıyla kesinlikle bu ürünün ciddi bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Ben indirimdeyken almıştım. İndirimsiz fiyatına değer mi değmez mi orası sizin bileceğiniz bir iş ama bu ürün kesinlikle ucundan da olsa bir destek attı diyebilirim benim saç dökülme problemime. Ayrıca uygulaması çok kolay ve bu ürünün en güzel yanı ne biliyor musunuz? Ben bu ürünü bilmiyorum saçınız çok yağlı veya ince telli veya çok azsa belki sizin için öyle olmayabilir ama benim için öyle olmadı. Bu ürünü
Kafama sıktığımda kafamda bir şey varmış gibi durmuyor. Asla. Hatta ben bunu geceden sıkıyorum, sabah bekletiyorum ve sabah kalktığımda saçıma bir şey sıkmışım gibi bir his asla yok. Yani o gün duş alamadım ya da işte saçımı yıkayamadım, çıktım gittim, kimse bir şey anlamaz. Tam aksine bence bu ürünü dışarı çıkarken saçınızı örneğin şu an benim topladığım gibi toplayacaksınız diyelim ki veya yani bu şekilde bu kadar sıkı ve parlak olmasına gerek bile yok bu arada. Yani random bir topuz bile yapacak olsanız bu ürünü sıkıp onu bir de kamufle de edebilirsiniz veyahut bu ürünün bu ıslaklık etkisini pozitife çevirerek böyle pürüzsüz bir görüntü oluşturabilirsiniz ve ne kötü bir kokusu var, ne sertleştiriyor, ne yağlı bir görüntü bırakıyor. Mükemmel, yani sanki saç toplama spreyiymiş gibi bir ürün ama bir yandan da saçınızı besliyor ve bir sürü şey var. Hem hızlı uzamasını da sağlıyor hem saç kaybını azaltmaya yönelik davranıyor. Dolayısıyla ben bu ürünü çok beğendim. İndirime girdiğinde kesinlikle alacağım. Her zaman dolabımda durabilecek bir ürün. Aklıma geldikçe fıs fıs sıkıyorum. İki dolaşıyorum, gidiyorum, tarıyorum. Yani uygulaması da çok kolay. Hiçbir zamana ihtiyacınız yok. Evden çıkarken bile ay dur şunu unuttum deyip tık 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 sıkıp çıkabilirsiniz. O kadar pratik ve basit bir ürün. Dolayısıyla bence bu ürün %100 tavsiye benden sizlere. Evet, yine bir saç ürünüyle devam edelim. OGX'in Coconut Miracle Oil. Bu freeze defying antifreeze gibi bir antifreeze. Wow. Bence fiyat performans. Bana ne oldu? Yine Kerem Bürsin'e bağladım. Okay, okay. Okay. All right. Öncelikle okay. Coconut Miracle Oil. Başa saracak olursak yarısını falan kullanmışım ama fiyat performans olarak çok daha iyi ürünler bulur musunuz? Bence bulursunuz. Aman aman bir şeyi yok size önerebileceğim. Şöyle çok iyi, böyle çok iyi diyebileceğim bir şey yok ama yapısı itibariyle saçınızda kaybolması, kolay uygulanması, güzel kokması, yumuşatması gerçekten pratik bence ama bu ürün şişe formu sebebiyle yanınızda her daim taşıyabileceğiniz, seyahate götürebileceğiniz bir ürün değil. Ayrıca da yüksekliği itibariyle çok da yer kaplıyor. Daha iyi bir ürün bulur musunuz? Mutlaka bulursunuz. Şimdi daha iyi olan ürünü gösteriyorum. Daha iyi olan ürünü bulmaya çalışırken şurada cildiyecinin bana vermiş olduğu şu ürünler haricinde şöyle bir poşet ürün de buldum. Hazır bulmuşken onları da göstereceğim size. Bu video biraz uzun olacak gibi görünüyor. Ama ben uzun videoları severim. Umarım siz de seviyorsunuzdur. Daha part 3 yapamayacağım. Kusura bakmayın, izleyin. Evet, daha iyi olan ürüne geldik OGX'inkinden. Bunu daha önceki favoriler videomda da göstermiştim sizlere. Boom Butter'ın 7 adet yağ içeren saç kremi. Ama durulanmayan saç kremi. Bunun kıvamı, kokusu, yapısı, her şeyi mükemmel. Elinize aldığınız, saçınıza değdirdiğiniz andan itibaren saçınızla bütünleşiyor, yok alıyor, yumuşacık yapıyor ve fiyat performans olarak çok daha uygun. Gerçi güncel fiyatını bilmiyorum, belki olmaya da bilir. Ama bakarsınız, bence daha uygundur bu arada. İndirime göre değerlendirebilirsiniz. Ama ben bir daha alacak olsam coconut oil'ımı alırım. Bunu mu alırım? Bence bunu alırım. Arkadaşlar, yılların eskitemediği Dux Super Grow. Ey eski dostum, ne durumda acaba? Çok eski bir dostum. Kokuyu özlemişim ama bu ürün 1000 lira mı oldu? Ne oldu böyle buna? Bayağı bir abartmışlar ama çok iyi. Vallahi uzatıyor saçı yani. Ona hiçbir şey diyemeyeceğim. Gerçekten uzatıyor. Hatta ben bu dönemde bunu dahil edeyim ya. Bu sevdaya dahil olsun bu da. Çok az kalmış zaten içinde. Bence ben onu bu gece süreyim, yarın bir yıkayayım. Bittikten sonra da şöyle güzel bir indirim kovalayayım. Alayım bundan. Sizde de yoksa saçınızı uzatmak istiyorsanız alın ama bu ürünün çok handikapı var. Çok ağır bir yağ. Çok zor çıkıyor saçtan. En az 2-3 kere yıkamanız gerekiyor gibi. Handikapı olmasıyla beraber bayağı işe yarayan bir ürün. Bence bu da tavsiye edebileceğim bir ürün ama güncel fiyatına göre işler değişir. Yine Kiehl's'ın şöyle bariyer kremi var elimde. Bunu da Okan'ın egzaması, daha doğrusu seborreik dermatiti olduğu için bir arkadaşımız önermişti. Şu an için günlük krem olarak oldukça memnun kendisinden.
haberiniz olsun. Ben de arada kullanıyorum. Çok yoğun bir krem ama bence fiyat performans olarak sürekli kullanmak için ve özel bir cilt probleminiz yoksa almak için oldukça pahalı bir krem ama çok kuru bir cildiniz varsa kullanabilirsiniz bence. Evet, günlük bir yüz kremi arayanlar için ve içinde SPF de olsun diyenler için CeraVe'nin şu kremini önerebilirim sizlere. Bunun içerisinde 30 SPF mevcut. Ben bunu kullanıyorum güncel olarak ama bundan sonra özellikle gidip bunu alır mıyım? Daha iyi bir fiyat performans karşıma çıkarsa yine SPF'li alabilirim. Ama genellikle dermatologların da çok önerdiği bir marka olduğu için o fiyat olarak da nispeten uygun olabileceği için yine cildiye gittiğimde bana önerilen bir ürünle karşınızdayım. Bioderma'nın Pigment Bio C Concentrate isimli içerisinde C vitamini bulunan bir ürünü. Bu ürün ilk açıldığında yukarıda toz halinde bir C vitamini oluyor içerisinde ve siz onu içerisine bastırarak patlatıyorsunuz ki taze bir şekilde C vitaminini kullanabilir. Daha sonrasında karıştırıp akşamları kullanıyorsunuz bu ürünü. Benim şurada renk eşitsizliklerim ve şurada renk eşitsizliklerim mevcut ve zaman zaman lekelenmeler de yaşayabiliyorum. Lekelenmeden kastım çil aslında. Şuma da gidiyor ama bazen çok hızlı bir şekilde artabiliyor. En azından onları birazcık yatıştırmak amacıyla zaten buna meyilli bir cildim olduğu için abartmasın diye akşamları bu ürünü kullanıyorum. Her akşam düzenli kullandım mı diye soracak olursanız hayır. Tabii ki kullanmam gerekir mi? Evet. Ama en azından böyle haftada 2 gün gibi bir kullanımım söz konusu. Bittikten sonra duruma göre bakacağım. Henüz daha yarısında gibiyim. Ama hani cildiyeciden yine aldığım, tavsiyeyle aldığım bir ürün olduğu için bunu da sizinle paylaşmak istedim. Bir de bunun vücut versiyonu var. Geleceğiz şimdi. O zaman şu doktor poşetini bir açalım. Bakalım doktor ne diyor? Neler veriyor? Az önceki C vitamininin vücut için kullandığım versiyonunu gösteriyorum size. Bioderma'nın Pigment Bio'sunun büyük versiyonu ve Sensitive Areas yani hassas bölgeler olarak ayırmış oldukları bir tık daha büyük kremi. Bunu koltuk altındaki kararmalarınız için, dirseklerdeki kararmalarınız için, genital bölgedeki, çevresindeki, bikini bölgesindeki kararmalar için veya cildinizin herhangi bir yerinde diz olabilir, başka bir şey olabilir, buralardaki kararmalar için kullanıyorsunuz. Ben yüzüm için verdiğinde peki cilt için kullanabileceğim bir şey var mı dediğimde de bunu söyledi. Yine siz eczacınıza veya doktorunuza danışırsınız. Ama ben bu ürünü size göstermek istedim. Belki böyle bir problem yaşıyorsunuzdur ve bu ürünü henüz denememişsinizdir. Ben de çok deneyimlemedim. Bilginiz olsun. Denemek isterseniz böyle bir ürün mevcutmuş. Şimdi doktorun verdiği diğer ürünlerle devam edelim. Evet, bu baya baya bir ilaç bence. O yüzden kesinlikle doktorunuza, eczacınıza danışıyorsunuz. Bunu söylemekten dilim de tüy bitti ama hani yanlış anlamanızı istemiyorum. Asla sizi yanlış yönlendirmek istemiyorum. Bu ürünü bana neden verdiler? Ureyal lipo %10 diye bir şey. Bacaklarım aşırı kuru olduğu için doktor önerdi. Yine vücudunuza duştan sonra hafif nemliyken uygulayabileceğiniz bir vücut losyonu bu ürün aslında. Ama çok uzun süreli kullanmamanız gerekiyor. Bu üründen sonra da CeraVe'ye geçmemi önerdi kendisi. Bilginiz olsun. Evet, bana doktorun önermiş olduğu bu kuruluk için az önce bahsetmiş olduğum lip balm. Çok kuru ve çatlamış dudaklar için diyor ama... Ve doktorun CeraVe ile devam edersin dediği CeraVe de bu oluyor. Yüz ve vücut nemlendiricisi yazıyor. O yüzden fiyat performans olarak mantıklı bir ürün olabilir. Çok fazla da ürün almak istemiyorsanız direkt bunu alabilirsiniz. Kullanan birkaç arkadaşım da var. Onlar da oldukça memnunlar. Çok az ürünümüz kaldı. Hemen devam edelim ve videoyu kapatalım. Evet, ben birkaç tane ürünü eledim. Sizlere bu ürünleri göstermeyeceğim. Ama hiçbir şey söylemeyip videoda yer vermemek de istemedim. Bunları koymamamın sebebi standart işte siyah nokta temizleyici, işte ne bileyim saç maskesi falan filan olmaları. Bunlar ayak maskeleri, işte random aldığım el kremleri gibi gibi şeyler var. Şunları hiç kullanmadım. Marka göndermişti. Henüz duruyor. Şunlar da tester. Henüz kullanmadığım için yorum yapamayacağım. Şu ürünü de elemek istiyorum. Düzleştirici kullanacağınız durumlarda öncesinde sıkmanız için bir ürün. Şu yine durulanmayan bir saç kremi. Bu da bir kuru şampuan. Bu arada fiyatına göre işe yarıyor. Haberiniz olsun. Bunları çok göstermeme gerek yok. Çünkü herkeste zaten bulunan markasından bağımsız memnun kalacağınız ortalama ürünler. O yüzden şimdi videoya devam edelim. Şöyle 2 adet miseler suyum var. Sadece
Bu enflasyonla başa çıkmak için stoklamış olduğum, uyguna, çok uyguna bulduğum zaman aldığım ürünler oluyor. Atıyorum diş macunu veya işte miseler su, sürekli kullandığım şeyler. O dönemlerden birinde de bunu almışım. Bundan bir kutu daha vardı hatta. Birkaç farklı markanın daha vardı. Onlar bitti. Hiçbiri birbirinden çok çok farklı değil bence. Sadece Garnier'de biraz gözüm yanıyor. Böyle bir detay var. Bu da gözenek sıkılaştırıcı olduğu için özellikle belki ilginizi çekebilir diye düşünüyorum. Ben bundan sonra indirimde olursa Garnier'i alırım tabii ki. Ama özel olarak bunu almamı gerektirecek hiçbir özelliği olduğunu düşünmüyorum. Aksine bunun en azından bir gözenek sıkılaştırıcı miseler su olması yönüyle de tonik kullanmayan biriyseniz özellikle daha mantıklı bir alışveriş olabileceğini düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar bu ikisiyle ilgili. Ve devam ediyoruz Mario Badescu'nun yüz nemlendirici bu. Pış 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 pış. İçerisinde gül suyu var, çeşitli bitkiler var ve aloe var. Oldukça tatlı kokuyor. Gül kokusundan hoşlanmıyorsanız, tatlı derken güzel anlamında tatlı. Ama gül kokusundan hoşlanmıyorsanız çok hoşunuza gitmeyebilir. Video böyle ıslak devam edeceğim. Benefit and the Professional isimli makyaj temizleme yağı. Özellikle yine gözeneklere odaklanan, gözeneklerin içini çok daha iyi temizlediği iddia eden bir ürün. Bence başarılı mı? Başarılı. Sadece çok yoğun makyaj hissettiğimde ya da waterproof bir şeyler kullandığımda benim elimin gittiği bir ürün. Ama bunun evde olması benim gerçekten iyi hissetmeme sebebiyet veriyor. Biliyorum ki çok zorlu makyaj kalıntılarını onunla çıkarabilirim. Daha temiz bir cilt elde edebilirim ama bitişi biraz yağlı olduğu için üzerine ekstra yıkamak veya işte miselerle silmek veya bir tonik, bir şey, hani bir devamını getirmeniz gerekiyor. Tek başına bunu kullanayım, olay bitsin gibi bir durum yok ama hayat kurtarıcı mı? Hayat kurtarıcı. Primco'nun yüz nemlendiricisi, yüz kremi. Yani çok aman aman bir özelliği var mı? Yok ama fiyat performans olarak hem de tipi çok hoşuma gitmişti açıkçası. Denemek istemiştim. Almıştım. Bir daha alır mıyım? Muhtemelen almam. Ama gayet başarılıydı. Hiçbir problem yaşamadım. Merak edenleriniz varsa benim yorumum bu şekilde. Ve geldik çok enteresan bir ürüne. Belki bunun farklı markalarda olan versiyonlarını denemişsinizdir, kullanmışsınızdır veyahut da Purist Solution'ınkini kullanmışsınızdır. Çok işe yaradığını ve cildinizi gerçekten çok yumuşak bir hale getirdiğini söyleyeceğim ürün. Bu ürün çok enteresan. Şöyle toz formunda. Bunun normalde tahta bir kaşığı da vardı yanında ama kaybettim, herhalde yok. İçerisi toz formunda ve bunu avucunuza bir miktar alıp suyla karıştırdığınızda kırmızı bir peeling elde ediyorsunuz. İçerisinde azaleik asit ve malik asit var %0.6 oranlarında. Bence oldukça başarılı, cildinizi çok yumuşak hale getiren güzel bir peeling. Eğer bir cilt peelingine ihtiyacınız varsa cildinizi böyle böyle çizmek yerine bu tarz bir şey kullanmanızı öneririm. Bence bakabilirsiniz indirim dönemlerinde. Evet, benim burada ayırdığım ürünler bitti gibi görünüyor. Bakayım şu. Evet, burada da bir şey kalmamış. O halde videoyu kapatabiliriz. Dediğim gibi muhtemelen, hatta muhtemelen değil %100. Banyoda, işte odada, orada, burada bir sürü kutunun içinde olmadığı için sizinle paylaşamadığım ürünler olmuştur. Onlardan çok önemli bir şeyler bulursam Instagram'dan paylaşıyor olacağım. Ya da sayısı çok fazlaysa yeni bir video olarak çekerim. Eksik kalanlar gibi bir part eklerim. Ama zannetmiyorum o kadar fazla değildir. Genel itibariyle benim kullandığım cilt bakım ürünleri bunlar. Bu arada bana bu kez sizin bir şey önermenizi isteyeceğim. Saç dökülmenizi tamamen kestiğine inandığınız bir şey varsa öncelikle bunu paylaşmanızı isteyeceğim. Dudağımla alakalı yaşadığım bu ciddi kuruluk ve dökülme sorunuyla alakalı bir ürün öneriniz varsa mutlaka bekliyorum. Yüz yıkama jelimi unuttuk. Evet, yüz yıkama jeli olarak kullandığım üründe You to the People markasının içerisinde superfood olarak adlandırdığımız süper besinlerin bulunduğu bir ürün. Ben bundan memnunum. Zaten yarısını kullandım. Çok da uzun süre gitti açıkçası. Fiyatı biraz yüksek diye tekrar alır mıyım bilmiyorum ama başarılı da bir ürün. Hafif bir kuruluk yapıyor ama çok ciddi ciddi bir kuruma değil. Arınmış bir kuruluk diyebilirim. Zaten üzerine nemlendirici sürüyorum. O yüzden bir sorun yaşamadım. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.